Merhaba, bu videoda sizlere Lenovo markasının bir alt markası olan Leco tarafından üretilmiş olan DS102 masaüstü soundbar tipi speaker ürününü inceleyeceğim. İnceleme esnasında cihazı powerbankimle çalıştıracağım. MP3 çalarımla sizlere müzik dinleteceğim ve bir montaj monitörü kullanarak cihazın kaç amper akım çektiğini sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda şerit metre ile cihazın fiziki ölçülerini sizlere göstereceğim. İncelemeye geçmeden önce videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Cihazın kutusu üzerindeki bilgilere baktığımızda cihazın tam model ismi Leco DS-102 masaüstü speaker olarak geçmekte. Kutusu bu şekilde kutusu üzerinde bazı teknik bilgiler var. Cihazın çıkış gücü 6 watt. Giriş akımı 1300 mA. Yani bu cihazı 1300 mA ve üzeri bir elektrik kaynağıyla beslememiz gerekiyor. Cihazın çalışma voltajı 5 volt. Ses girişi hem AUX kablosuyla hem de Bluetooth vasıtasıyla gerçekleşmekte. Cihazın fiziki ölçüleri en 380 mm boy 75 mm ve yükseklik 60 mm olarak gösterilmektedir kutu üzerinde. Şimdi cihazı kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Kullanım kılavuzu çıkıyor kutusu içerisinden. Cihaz bu şekilde. Hemen sizlere cihazın tüm yüzeylerini göstermek istiyorum. Üst kısmında ses ayar düğmesi var. Ön kısmında speaker ızgarası, üçgen şeklinde bir Leko logosu. Arka kısmı bu şekilde. Herhangi bir düğme, buton yer almamakta. Yine arka kısmında bir etiket var ve bu etiket üzerinde cihazın teknik özellikleri belirtilmiş. Cihazın masa yüzeyine temas eden yerlerinde ince bir yumuşak plastik yerleştirilmiş kenar kısımlarında herhangi bir aksesuar ya da düğme yer almamakta. Cihazın kablosunun ucunda 3.5 mm ses kablosu ve USB kablosu mevcut. Şimdi sizlere cihazın fiziki ölçülerini bir de Metreyle ölçerek tam olarak göstermek istiyorum. Bu şekilde uzunluğu yaklaşık olarak 38 santimetre civarında. Şu şekilde yüksekliği ise şu düğme dahil 7.5 santimetre civarında ve cihazın derinliği ise yaklaşık olarak 6 santimetre civarında. Cihazın kablosunun tam uzunluğu ise şuradan ölçtüğümde. Yaklaşık olarak 120 santimetre civarında bir kablo uzunluğu var. Cihazın görünüşü ve fiziki ölçüleri bu şekildeydi. Şimdi cihazı çalıştıracağım sizler için. Powerbank'ime voltaj ve akım monitörümü takıyorum. Sesi minimuma aldım ve cihazın güç kablosunu USB portuna Power taktım. On. Power on dedi İngilizce dilinde ve bakın şurada mavi bir leko yazısı belirdi. Sizler için telifi olmayan bir müzik ayarladım. Şimdi MP3 çalarımla cihazı bağlıyorum. Play'e bastım. Evet şu an kısık sesle çalışmaya başladı. O kadar çok az elektrik akımı çekiyor ki bakın. ışığı kapatayım şöyle. Bakın cihaz herhangi bir akım değeri göstermiyor. Aslında arka planda bir akım çekimi mevcut ama bu akım monitörünün ekran çözünürlüğü şu an kullanılan elektrik akımını göstermeye elverişli olmadığı için herhangi bir akım çekilmiyormuş gibi davranıyor cihaz. Bakın sesini açıyorum. Şu an son seste Evet, cihazı son sesi aldığında yaklaşık olarak 100 miliamper civarında bir elektrik akımı çekiyor. Yani bu cihazı sürekli son ses dinlediğimiz zaman yaklaşık olarak 100 miliamper civarında bir elektrik akımı çekecektir. Hazır ışığı kapatmışken önündeki mavi da size göstereyim. Bakın bu şekilde bir aydınlatması var. <laughs> Cihazın ses kalitesini yani orta seviye ve fiyatını da düşünerek yorum yapmak gerekirse beğendim açıkçası. Çok özel olarak müzik dinlemek amacıyla alınabilecek bir cihaz değil ama günlük kullanımda temel ihtiyaçların tamamını karşılayabileceğini düşünüyorum. Bunun yanında radyo özelliği olan bir cihazı örneğin bir MP3 çalar ya da telefonunuzun radyo özelliği varsa bu speaker'ı çok harika bir radyoya dönüştürebilirsiniz. Onu da sizlere göstereyim. bu şekilde radyo özelliği olan bir medya oynatıcıyı ya da cihazı bu speaker'a bağlayarak oldukça bas seviyesi yeterli bir radyoya dönüştürebilirsiniz. Bu da yine benim çok hoşuma gitti bu kombinasyon en azından. Onun dışında sizlere gösterebileceğim pek bir şey yok. Yani cihaz güzel bir cihaz. Elbette bu tür cihazları fiyatına göre değerlendirmek lazım. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam 600-700 lira arasında satılan bir model DS-100 şimdi gelelim bu cihazla ilgili fikirlerime bu cihazı yaklaşık olarak bir haftadır kullanmaktayım bu cihazı kimler almalı kimler almamalı şimdi sizlere bu konuda düşüncelerimi söylemek istiyorum Bu cihaz kimlere uygun laptopun zayıf ses gücünü kuvvetlendirip sesi daha güçlü ve baslı hale getirmek isteyenlere uygun bir cihaz yani genel olarak özel üretim bir laptopta değilse çoğunlukla piyasadaki laptopların dahili hoparlörleri oldukça cılız ve yetersiz bir ses seviyesine sahip. Bu cihazı laptopunuza bağlayarak laptopunuzun sesini hem oldukça yükseltebilir hem de sesin bas seviyesini artırabilirsiniz. Sanki bir ses bombası bağlamış gibi. Böyle bir beklentisi olan kişilere uygun olduğunu düşünüyorum. Telefonu ile ya da bilgisayarıyla radyo dinlemek isteyenlere uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Cihazın ses karakteristiği biraz baslı bir yapıda olduğu için radyo performansı çok hoşuma gidiyor benim. 80'li ve 90'lı yıllarda dedelerimizin evlerinde bulunan büyük boyutlu radyoların sesleri hatırlarsanız oldukça yüksek ve baslı çıkıyordu. O sese yakın bir ses alabileceğinizi düşünüyorum. Bunun dışında bir odaya ses dolsun, sessizlik bozulsun isteyenlere kesinlikle uygun bir cihaz. Açık alanda piknik tarzı aktivitelerde ortamda bir müzik olsun diyenlere kısmen hitap etmekte. Kısmen diyorum çünkü hani bunu açık alanda kullanmak için alıp da işte açık alanda sesi yetersiz, yeterince müzik dinleyemiyoruz şeklinde bir sonuç oluşabilir ama örneğin bir kamelyanın olduğu bir park yerine gidersiniz, piknik yerine gidersiniz. Bunu bir sıranın üzerine masanın kenarına koyarsınız. Bu şekilde yakınınızda durursa piknik aktivitelerinize orta seviye hitap edeceğini düşünüyorum. Laptop'tan film izlerken ses dolgusunu iyileştirmek isteyenlere kesinlikle uygun bir cihaz. Çünkü laptopun dahili hoparlörü cılız ve düşük seviye ses verdiği için film izlerken kulaklık takmadığımız durumlarda biraz keyifsizlik verebiliyor bu cihazla. Bunu ortadan kaldırabilirsiniz. Laptop'tan video editi yapanlara da uygun bir cihaz. Ben Turuncu Tornet'in bazı videolarını editlerken bu cihazı laptopuma bağladım ve oldukça tok ve baslı bir ses duyarak videolarımı editledim. Bu da yine keyif vericiydi. Bunun dışında temel kullanımlarda masaüstü monitörlere ses desteği yapmak isteyenleri de kesinlikle uygun bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar masaüstü bir monitör kullanmadım ya da üzerinde üzerinde dahili speaker olan bir monitör kullanmadım ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla masaüstü olup da üzerinde dahili speaker olan monitörlerin de yine ses çıkış güçlerinin çok yeterli olmadığı şeklinde yorumlar okudum monitör satış sitelerinde. Dolayısıyla masaüstü monitörlere de ses desteği sağlamak isteyenlere uygun bir monitör olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim kimlere uygun değil? Çok kaliteli müzik dinlemek isteyenlere uygun bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Ben de müzikle Dolayısıyla çok kaliteli müzik dinlemek istediğimizde bu cihazın bazı frekanstaki sesleri oynatmada yetersiz olabildiğini gördüm. Ama temel kullanımlarda herhangi bir eksikliğinin olduğunu düşünmüyorum. Çok yüksek sesle müzik dinlemek isteyenlere de yine yetersiz gelebilir. Cihaz son seste bence bir odaya yetebilecek kadar ses üretebilmekte, sesi bozulmadan üretebilmekte. Ama bazı kişiler bu tür soundbar tipindeki speakerlardan oldukça fazla bir beklenti içerisine girmekteler. Dolayısıyla çok yüksek şiddette ses çıkışı beklentisi olanlara hitap etmeyebilir. Çok keyif alınacak şekilde müzik dinlemek isteyenlere de yine uygun bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Müziğin ya da filmin uzmanı iseniz ya da uzman olmak istiyorsanız çok kaliteli bir şekilde müzik dinlemek istiyorsanız ya da izlediğiniz filmin müziklerini, sahnelerdeki çeşitli sesleri çok kaliteli ve keyifli bir şekilde izlemek istiyorsanız sanırım bu cihaz uygun olmayabilir ama temel kullanımlarda temel ve üzeri kullanımlarda gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. İşte bu kullanımlar nelerdir? Ya genel amaçlı bir film dinlemek, genel amaçlı bir müzik dinlemek, bir mp3 çalara bağlayıp radyoya çevirmek, mutfakta kullanmak gibi ya da bir pikniğe giderken alalım yanımızda bulunsun ufaktan ufaktan fonda bir müzik olur, müzik dinlenir şeklinde planlanan aktivitelere uygun olabilir. Yine dediğim gibi video editi yaparken bilgisayar laptopun, dahili hoparlörünün cılız ve bassız, tiz sesi ortadan kaldırılarak daha yüksek volümlü, biraz baslı bir şekilde ses çıkışı sağlanabilir. Bunun dışındaki çok kalite beklentisinin olduğu kullanımlara uygun olduğunu düşünmüyorum. Cihazla ilgili genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Bu arada bu cihazla birlikte ben bir speaker daha aldım. Onu da şimdi sizlere göstereyim. Normalde bu videoyu planlarken bunu size gösterme planım yoktu ama Leko'nun yine DS101 model numarasıyla satılan şu kenarlarında RGB LED aydınlatması olan arkasında da bu LED aydınlatmasının açılıp kapanabildiği bir anahtar olan yine Bluetooth bağlantısı özelliği olan bir speaker da yine YouTube kanalımda inceleyerek paylaştım. Bunun videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada şu an bu videoyu tamamladıktan sonra bu iki cihazın da tekrar yan yana karşılaştırma videosunu çekeceğim. O videoyu da yine izlemenizi tavsiye ederim çünkü bu iki cihaz birbirine çok yakın fiyatlara satılan ses çıkış güçleri de yine birbirine yakın olan iki cihaz. Ben ikisi arasında kararsız kaldığım için ikisini sipariş verdim ama diğer cihaz pek hoşuma gitmediği için sanırım bu cihazı alacağım. Ama dediğim gibi ikisini yan yana karşılaştırdıktan sonra buna karar vermek istiyorum. Cihazla ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Videoyu fazla uzatarak sizleri sıkmak istemiyorum. Cihazla ilgili herhangi bir sorunuz olursa ya da bu cihazı bir süredir kullanıyorsanız kullanıcı deneyimlerinizde deneyimlerinizi, eleştirilerinizi ya da memnun olduğunuz yönlerini yorum kısmında bizlere yazarsanız bizler de öğrenmiş oluruz ya da bu cihazla ilgili bilgi edinmek isteyen izleyicilerimize fayda sağlamış olursunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.